belki 5. haftada Galatasaray kendisi aslında Akhisar Belediye'yi ağırlayacak. Bildiğiniz gibi hafta içinde bir Manchester United maçı var ki Galatasaray açısından çok daha önemli maç o. Hani Akhisar Belediye maçı onun biraz gölgesinde kalacaktır mutlaka. Bunun yanında tabii o maçla ilgili hani şimdi bu biraz daha uzak bir tahmin yapıyoruz. O yüzden öncelik Manchester United Galatasaray maçında Galatasaray'ın yani sakatlık ya da durumları bunlar yeniden gözden geçirilerek bu Akhisar Belediye maçına bakmak gerekiyor. Bunu hep belirttiğimiz gibi yine belirtelim. Bunun dışında Galatasaray'ın özellikle son hafta biraz da maçın tabii erken Galatasaray lehine dönmesi, 2-0 ardından 10 kişi kalması rakibin. Fatih Terim'in biraz daha böyle kadroda şans geniş yani geniş kadrosu var Galatasaray'ın. O geniş kadroda daha az şans bulacağını düşünen oyuncular açısından da bir nasıl diyelim bir kendilerini gösterme fırsatı oldu. Onlar için de bir fırsat da oldu ve onları gördük. İşte Çağlar'ı gördük, Yekta'yı gördük. Bu açıdan da Akhisar maçını da biraz öyle düşünüyorum ben. Çünkü Manchester maçından sonra mutlaka bir rotasyona gidecektir takım. Yorgunluk olacaktır. Hem Manchester deplasmanı güçlü bir takıma karşı oynuyorsunuz ve bunun dönüşünde de yolculuktu. Bunun dışında tabii dediğim gibi yani sakatlık faktörlerinde falan da düşünmek lazım. O yüzden o geniş kadronun performansı önemliydi. Zaten hazırlık maçları oynuyor Galatasaray belli aralıklarla. Son lig maçında da belli o maçın sonlarına doğru da böyle bir tercihte bulundular. Akhisar Belediye ise şimdi Akhisar Belediye ilk 3 haftayı gayet iyi geçmişti. Zaten genelde işte 5 puanın 4'ünü deplasmanda almış bir takım. Ama Galatasaray onların açısından çok zor. Ben eski bir Galatasaraylı olan Hamza Hamzoğlu'nun hani açısından da enteresan bir maç olacaktır. Çok uzun yıllar hizmet ettiği bir camiaya karşı onlara karşı oynayacak. Ama işi çok zor. Hani bir puan bile bence başarı olur ama en azından kağıt üzerinde ya da Manchester maçı ne olursa olsun biraz zor gözüküyor Akhisar Belediye'de. Şimdi 4-0'lık mağlubiyet biraz moral bozucu bir mağlubiyet. Çünkü Akhisar Belediye'nin hep söylüyorum belli bir iskeleti var ve o iskeletin üzerinde oynayan bir takım. Bunun olumlu yanlarını da göreceklerdir. Olumsuz yanlarını da göreceklerdir. Nedir bu olumsuz yan? Bu kadronun yıpranması ve darlığı. Hani oyun içerisinde hocanın 18 kişilik kadro içerisinde hani istediği seviyede oyuncu bulamayıp o 11'e yüklenmesidir ki bu da oyun içerisinde müdahale şeyini kabiliyetini ortadan kaldırır. Bu da bir sıkıntıdır. O yüzden bakalım bu istikrarlı kadronun olumlu ve olumsuz taraflarını olumlu anlamda çoğaltıp yoluna devam edebilecekler mi? Ki bence hayati soru Akhisar Belediye açısından bu. Çünkü ligde kalmak için bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak zorundalar. Devre arasına kadar iyi götürmek zorundalar. Hani orada belki takviyeler, hamleler yapılabilir ama en azından buna daha uzun haftalar var. Maçın favorisi Galatasaray. Ne olursa olsun Galatasaray'ın Manchester maçı dönüşünde Akhisar'ı yenebileceğini düşünüyorum ben öncelikle. Onun dışında hani handikap burada olabilir mi, denenebilir mi? Bence denenebilir. Böyle de bir tercih bu maç için yapılabilir.